Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sofralarımızın vazgeçilmezi, anneannelerimizin yapmış olduğu yayla çorbasından ve onun tarifinden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim. İki türlü yayla çorbası vardır. Bir, iyi yayla çorbası. İki, kötü yayla çorbası. Ben size güzel olanın tarifini vereceğim arkadaşlar. Yapacağız ama öncesinde yayla çorbasının tarihi ve buluşu hakkında birkaç bilgi vereyim. Arkadaşlar buluşu anonim bir Hufflepuff öğrencisi bulmuştur yayla çorbasını. Bir gün Hufflepuff'ın hanesine bir Ravenclaw'lu, bir Slytherin, bir de Temel girmiş arkadaşlar. Temel şifreyi unutmuş arkadaşlar. Böyle de geri zekalı bir hikayesi var. Komik de değil. Ama öyle arkadaşlar çalışın çünkü şey... Seneye kim milyoner olmak isteyecek olanlar 2017'de falan örnek sorularında vardı kim milyoner olmak isterin. Yani ÖSYM çok seviyor bu tarz soruları arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şöyle arkadaşlar şimdi şöyle arkadaşlar. Bu yayla çorbası etimolojisi yayla ve çorbası kelimelerin yan yana gelmesi oluşur. Arkadaşlar yayla Türkçeden gelmektedir. Yayla böyle kırlarda falan oynarsınız ya böyle gelinler falan olur arkadaşlar. Böyle pastalar börekler falan olur. Bayağı iyidir. Yaylaları severiz. Yani yaylalar bizim kültürümüzde çok önemli, çok büyük bir role sahiptir arkadaşlar yaylalar arkadaşlar. Kır düğünleri falan, ya yani kır düğünü olan vardır aranızda arkadaşlar. Kır düğünü olanlar kendilerini yorumlar bölümünde belirsin arkadaşlar. Arkadaşlar çorba da şuradan, şu deyimi illa ki duymuşsunuzdur. Çorba olmak diye bir deyim vardır. Bu çorba olma deyimi nerede konur? Aa evet her yeri işte çorba yaptım. Şimdi nasıl temizleyeceğim anladın mı? Mesela arkadaşlar atıyorum. Eyvah. Bak. Bak. Bu bir cisim. Bir mavi balina. Arkadaşlar bu da mandolin. Sen mavi balina ile mandolini karıştırırsan bunlar çorba olur anladın mı? Hiçbir manası, hiçbir gerekçesi yok yani bir şeyin çorba olmasının. O yüzden çorba doyurucu. Şimdi tarife geçebiliriz arkadaşlar. Yemek severler şimdi yavaştan başlayalım. Şimdi bir çay bardağı kadar pirinç olacak ama bunu yıkayın böyle pis servis etmeyin. Yıkayıp dönüyorum. Arkadaşlar yıkadım çok şık oldu. Buraya kadar beğendiyseniz beğenin. Evet şimdi şöyle yapıyoruz. 3 su bardağı kadar suyu koyduk tamam mı pirince? Yani pirinci 3 su bardağını koyduk. Bunlar yumuşayana kadar burada yaklaşık şey yapacaklar. Bir buçuk su duracak. Bardağı kadar yoğurt alıp böyle çırpman gerekiyor ama ben bir kasa yaptım. Çok istemiyorum ben. Lezzet fırtınası. Çırpınca ne güzel oluyor değil mi yoğurt arkadaşlar? Katılıyorsanız katılıyorum butonuna tıklayın. Para gönderin. Şimdi bir tepeleme yemek kaşığı un atacağız ama tepelemek ne ya? Bebek miyiz? Tepemin tasını attırmasınlar. Ben direkt unu koyuyorum. Tepelemece yok. Bir de yumurta sarısı ekliyorsun ama şey beyazına bir kenara kalsın ya. Sabah kardeşim acıkır falan oradan bir şeyler yaparsın. Bozulur o zaman kadar da ziyan olmasından iyidir. Bir de söylemeyi unuttum şimdi bunları karıştıracağız ya. Zaten ne söyleyeyim? Böyle bir şimdi akıllardaki ilk soru ne? Oha kaseye ne oldu? Ya ne olduğunu söyle. Benim kasem biraz küçük geldi. Buna daha su mu eklemek gerekiyormuş. Yani evet gerekiyor biliyordum zaten ben bunu. O yüzden daha büyük bir şey aldım. Kesinlikle ilk defa yapmıyorum. Şimdi buraya geçelim. Burasını soğusun diye 2 su bardağı kadar su koyduk tamam mı? Sonra kepçeyi alacağız. Şuna koyacağız 2 tane falan. Sonra karıştıracağız. Ya böyle bir gereksiz zahmet. Ameli iş ya. Bu çorbayı yapmayın mümkünse. Zamanınızı daha iyi şeylere değerlendirin. Bak bunun püf noktası hep karıştırmakta. Azıcık koy karıştır. Azıcık koy karıştır. Bunda anlamayacak ne var? Az koy karıştır. Az koy karıştır. Şimdi bak kepçe şurada tamam mı? Gördün mü kepçeyi? Böyle. Böyle. İşini bunlama iki elle yapmalım. Bir yandan koyarken bir yandan karıştırmalısın. Şimdi bu az koy karıştıra tamamen zıt bir şey. Çünkü çok koy. Hoppa. Şimdi karıştıracağız. Şimdi sabah. Tuz ekliyorsun, kaynatıyorsun. Buna açıklamaya bir şey yok. Şimdi sosuna geçiyoruz. Bu su oldukça basit. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorsun. Sonra üstüne bir de ne kadar istiyorsan kadar kuru nane koy. Sonra işte bunun üstüne koy. Ben izlediğimde böyle bol bol nane koyuyorlar. Şimdi bu kadar koymaya ne gerek var?
Neyse işte öyle yapıyorlar. Yapıyorlar dedim, kesinlikle YouTube videoları değil. Şey. Büyüklerim. Hop bir dik layla tritürüyor laylar. Arkadaşlar 10 tane şey kilitlemenize gerek yok bir tane. Bir şey diyeyim mi, cidden kötü durmuyor. Kızıl ayda işe mi başlasam ha? Şimdi sıra tadım testinde. Nam 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 nam. Benden söylemesi. Yapın. Yapın. Video bitti. Notlara geçelim. Yaylı çorbası yaparken yaptığım hatalardan bir tanesi şuydu. Pirinçleri az süre yıkadım. Yani biraz daha yıkayabilirdim. Az kaynadı. Tuzunu az koydum. Yaptığım hatalardan bazıları başladı. Onun dışında yaptığım şeyden bir tanesi şu. Bir yandan videoyu çektiğim için bir yandan karıştıramadım. Yani bir yandan döküp bir yandan karıştırmam gerekiyordu. Fakat öyle yapamadığım için birazcık daha şey bir tadı oldu. Suyumsu bir tadı oldu. Onun dışında yani Kevser abla kolay gelsin hayatta, başarılar. Yani öyle sık sık su için, maskenizi takın, mesafenizi koruyun. De stok marketlerden uzak durun, şu sıralarda sağlamış değil. Evet, başka bir yemek tarifinde görüşmek üzere.